Markaç hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Süha Gürsoy. Bursa Spor'daki gelişmeleri ele alacağımız programın startını veriyoruz. Saatlerimiz bakıyorum 20.24'ü gösteriyor. 1 saat 21 dakika karşınızda olacağız. Saat 21.45'te programımız sona erecek. Bu süreç seçim dönemine kadar da bu şekilde devam edecek. Normalde 22.15, 22.30 arasında programımızı bitiyorduk. Bugün bir 10 dakikalık gecikmeyle karşınızdayız. Ama gündemimiz hayli yoğun. Hem Fenerbahçe maçı hem de bugün biliyorsunuz Bursa Spor Kulübü'nün merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın 5. ölüm yıl dönümü. Onunla ilgili de önemli aktiviteler vardı. Önemli anma törenleri vardı. Sabah mezarı başında anıldı Bursa Spor'un merhum başkanı İbrahim Yazıcı. Öğleden sonra ise isminin verildiği Nilüfer Belediyesi'nin yapımını üstlendiği stadın açılışı gerçekleşti. Bunlar hepsi bugünkü programımızın konu başlıklarını oluşturacak. Adem Ural, Levent Batur, Çetin Sabırlı ve Erkan Öncel'le hep birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Aslında futbol anlamında keyifli, skor anlamında kötü fakat ilerisi için umut vadeden bir karşılaşmayı geride bıraktı. Fakat futbolun katili diye bir başlık atacaktım. Sonra Levent abiyle konuştuk. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus için. Gerçekten hocam sizin affınıza sığınarak söylüyorum. Yani bir meslektaşınız sizin ama yani futbolu kim katlettiyse o gün bir isim söylenecekse o da Fırat Aydınus'tan başka bir şey değil. Ben 1996-97'den itibaren Bursa Spor'u takip ediyorum. 97'den ağırlıklı itibaren takip ediyorum. Yani kaç yıl olmuş? 21 yıl olmuş. 21 yıldır Kadıköy'de maç izlerim. İlk defa Kadıköy'de bir ev sahibi taraftarın yani Fenerbahçe taraftarının rakip takımı alkışlarla soyunma odasına gönderdiğine şahit oldum. Fenerbahçe teknik direktörünün ya evet bugün hakem biraz bizim lehimize ifadesini kullandığına ilk defa şahit oldum. Fırat Aydınus gerçekten Bursa Spor'un ilk dakikadan itibaren ipini çekti. İstanbul medyasındaki yani hani İstanbul medyası Bursa Spor'a böyle bir farklı bakar denilir ya. Bazen öyle kantarın topuzunu kaçırırlar ya. İstanbul medyasındaki meslektaşlarım basın tribününde 20. dakikadan 30. dakikadan sonra dönüp ya Süha bugün Bursa Spor'un biraz da hakemi yenmesi gerekecek galiba dediğine meslek yaşamımda ilk defa şahit oldum. Gerçekten ilk başta böyle ince ince doğradı. Ondan sonra direkt hiç baltayla girdi yani korkusuzca. Yani burada açıkça şunu söyleyeyim Fenerbahçe'ye bile zarar verdi. Net söylüyorum Fenerbahçe'ye zarar verdi. Ama ne olursa olsun ben şu gözler Fenerbahçe taraftarının Bursa Spor'u soyunma odasına alkışlayarak gönderdiğini şahit oldu ya başka da bir şey söylemeyeceğim yani. Aykut Kocaman'ın bir lafı vardı şeyle ilgili. Beşiktaş sahaya çıkmayınca şöyle bir cümle kullandı. Keşke dedi biz mağlup olsaydık normal maçlardı. Ben böyle bir galibiyeti istemiyorum dedi. Aslında çok karakterli bir teknik adam. Bir kere oradan girelim. %100 katılıyorum. Yani Aykut Kocaman böyle bir galibiyeti istememiştir. Yani şampiyonluğa giden yolda, Şampiyonlar Ligi'ne kalacak belki de. Ama Bursa Spor'u böyle yenme, onu mutlu edecek, tatmin edecek bir şey olduğunu ben inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Fenerbahçe'de hiç kimse evet. Tatmin olmaz hocam. Aslında çok güzel bir şeyle başlayalım. Başakşehir maçında hatırlarsan, ilk yarının ilk maçlarından bir tanesi. Furkan'ın attığı nefis bir şut vardı. Volkan neredeyse böyle çataldan aldı o topu. Hatırlıyorsunuz. Evet. Sonradan oyuna girmesine rağmen... Birbirine giden bir toptu. Birbir olacaktı maç yani. Ve üfürükten bir gol attı biliyorsun. Başakşehir iyi oynamamasına rağmen öyle bir işte hep öyle oluyor. Onlar kötü oynarken de kazanabiliyorlar ama işte Furkan'ın o topunu da milli kaleci Volkan da çataldan alınca dedik Volkan helal olsun sana ceza alanı dışından muhteşem şeyler yapıyorsun diye. Fenerbahçe maçında da bence Türk futbol severlerinin hepsini ayağa kaldırdı o gol. Yani iyi yerden başlayalım. Bir kere İnanılmaz keyif aldığımız bir gol. Batacan'ın ona 2-1 yaptılar önce. Sonra gene Batacan'ı öne doğru indirdi. Afif topu sağa aldı. Ve ceza alanında daha mesafe var yani. 7-8 metre daha var yani ceza alanında. Alternatifi de var. Evet. Yani bir pas alternatifi daha vardı. Vardı ama kullanmadı. Kullanmadı. Muhteşem özgüvenle vurdu. Ve herkes hayranlıkla seyretti bir kere. Belki Fenerbahçe tabii bütün o stadı doldurmuş taraftarları içi cız etti belki ama yani o sessizlik bile o golün ne kadar mükemmel olduğunun bir işaretiydi. Çok keyif aldık yani o golden. Hemen sonra tabii... Adeta yapıştırdı
Yani gerçekten öyle ya. Muhteşem bir gol yani. Jenerik bir gol. Yani helal olsun Furkan. Aslında olumlardan bahsedelim derken Mustafa Er Kardemir Karabük maçından beri inanılmaz bir çıkış var takımda. Göztepe'de de iyi oynadı. Mağlubiyete evet, rağmen yani iyi oynadı. Olağanüstü bir çıkış var. Yani mağlubiyetleri konuşmayalım da galip geldiğimiz iki maç ve üstüne koyarak Fenerbahçe maçında. Çünkü bu maç tek taraflı maçtı bir kere. Bu maçta yani, Mustafa Er'le ilgili bir eleştirim var. Bu kadroyu Mustafa Er çıkardıysa hiçbir diyeceğim yok. Mustafa Er'e direkt Sow'la ilgili eleştiri getireceğim biraz sonra. Yani çıkardıysa, çıkarmadıysa, birileri etkilediyse Mustafa Er'i yazıklar olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadroyu Mustafa Er çıkardı. Niye söylüyorum? Bugün kendisiyle görüştüm. Niye Stanku Sow diye konuştum. Yarın yazıp çarşamba günü çıkacaktı ama madem bundan konuşma... Söylemek şöyle, durumda kaldım çünkü daha fazla dayanamazdım yani buna. Şöyle, maçlara dayanamadım çünkü. Sow 3 maçtır gol atıyor. Ben de durumun farkındayım. Onunla başladım ama arka arkaya gelen sakatlıklar ilerleyen dönemde Stanku'yu alacaktım. Fakat ilerleyen dönemdeki o sakatlıklardan dolayı bütün hamle şansım ortadan kalktı dedi. Ne dedi? Yani Mustafa Er inanılmaz kendine güveniyor. Bak, inanılmaz kendine oyuncularını. Mustafa Er'le ilgili. Evet. Dedik ki inanılmaz bir strateji geliştiriyor. Maçtan önce sanal olarak o maçı yaşıyor. Kurguluyor, planlıyor ve senaryoyu ortaya koyuyor. Muhteşem. Ve çok başarılı. Ve Konya maçının en son içeride oynadığımız maçta övgüler burada söylerim. Gene aynısını söylerim. Bu maçta da aynısını söylerim. Burada takımın farkıyla ilgili hemfikiriz. Ama tercihle ilgili yanlış bir tercih kullandı. İstanbul'a mı başlaması lazım mı? Kesinlikle. Sen ama söylüyor. Dedim ya. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynuyorsan Fenerbahçe şampiyonluğu ince ince kovalıyor. İç sahada Bursaspor'a karşı kazanması lazım. Baskı uygulayacağı kesin. Bizim direnç yapacağımız kesin. Orta sahada kazanacağımız topları çabuk şekilde ucuma dönüştüreceğimiz kesin. Ama Sow'a var ya kusura bakma bir tane de yedek motor lazımdı. Attığın toplarda Sow'un kaleye gitmesi şimdi için. Şimdi Mustafa Er'i burada savunuyor gibi bir pozisyona düşmek istemiyorum. Hayır, ben ama Mustafa Er'i en çok savunan adam benim. Ama şunu söyleyeyim. Ben olsam geride kalan 3 maçta gol atan forvetimle ben de çıkarım. Kullanmam. Mümkün değil kullanmam. Ben de çıkarım yani. Bu bak bir eleştiri o zaman kendimizin ürettiği şeylerle ters düşeriz. Şimdi biz burada ulusal medyanın deyimiyle söyleyeceğim. Dünya çapında bir teknik adam getirdik. Ne adı? Paul Le Guin. Demedik mi Paul Le Guin'e performansıyla ilgili ya kardeşim işte maç bir strateji geliştir, maç takımı hazırla. Biz Paul Le Guin'e bu eleştiriyi getirirken burada bizim evladımız ben Mustafa Er'in bu takımı toparlamasındaki duruşunu, tavrını, stratejisini her şeyi beğeniyorum. Ve önümüzdeki yıl onunla devam etmesi gerektiğine inanıyorum. %100 ben de aynı düşünceyim. Burada ben Mustafa Er'in bu kararda %100 yalnız olmadığını düşünüyorum. Buyur hocam. Bir de şöyle bir şey ya hocam. Tabii. Şimdi başka birileri devreye girdi yani. Santrafor kim girebilir? Bence girdi. Santrafor konusunda kafasını karıştırdılar. Santrafor konusunda şöyle bir şey var. Hani 3 maç gol attı diye bir santraforda ısrarlı olacaksınız diye bir şey olmaz. Fenerbahçe rakip oyun anlayışları ve Bursaspor'un da ona göre hamlesi ama onu gösteriyor. Geçen hafta 4 gol atmış Fenerbahçe. Kasımpaşa deplasmanında santraforu solda da gol atmamış. Dönüyor iç sahada tekrar solda da öyle başlıyor ki Jansen ve Valbuena da gol atmış. Sonradan girmiş. Yani gol attı diye bir futbolcuyu şey yapmazsınız yani. Devam etmezsiniz. Mesela Stanku'nun diriliği farklı besleyebilirdi dirençli takımı. Çünkü yani ne yaparsınız yapın Sow'un hem teknik direktör hem kulüp başkanı hem futbolcu kadrosunun hepsinin Sow'un 90 dakika oynayamayacağıyla ilgili hem fikirliği var zaten. Yani ya geçen hafta oluşturduğu tercih ettiği oyuncularla ilgili
kafasında oluşturduğu teknik, taktik tercihlerle ilgili, stratejisi, planlaması, kurguyla ilgili, yaşadığı maç öncesi, senaryo ile ilgili birebir her şey tuttu. Ben izlerken büyük keyif aldım. Bak yemin ediyorum izlerken keyif aldım. Niye? Sen en ucum hattındaki etkili, en dinamik, en atletik oyuncuyu kenara çektin, Stanku'yu. Sova oynattın. Neden Sova oynattı? Çünkü oyunu zaten önde oynayacaktı Bursaspor. Önde basarak oynadı ve bunun mükafatını da attığı golle gördü. Sov gol attı. Başarılı oldu. Yani her şey tuttu. Ama bu maçla ilgili yaptığı strateji, Mustafa Er yaptıysa yanlış tercih yaptı. Tercihinde ısrarcı olması daha çok krize soktu hikayeyi. Eğer Mustafa Er'in böyle bir tercihte hem tercihinde özgür olduğunu düşünmüyorum, hem de ısrarında özgür olduğunu düşünmüyorum. Benim fikrim. Tamam. Saygı duyuyorum. Tamam. Diyelim ki hakem maça yıkılmasaydı, bu maç hakeme yıkıldı bir kere. Tercih böyle olmasına rağmen doğru bir oyun oynattı. Yani neticeyi aldık şeyden. Oyunun kurgulamasıyla ilgili bir şey söylemedim. Tek bir oyuncu üzerinde duruyorum. Yanlış tercih. Ama son vuruşlarda da iyi bir adam. Ya, oralardaki hocam, vuruşlarda. Hocam bak şimdi. Fizik kalitesi. Hayır biraz bak, Mustafa Er penceresinden bak diye söylüyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsin. Sen fizik kalitesi niye olarak... Niye Sova oynatmazsın? Bak bu maçta niye Sova oynatmazsın? Çünkü niye oynatmazsın? Koşmuyor diye işte canım. Koşmuyor abi yani yeterli değil yani. Sen şimdi aynı maçı seyrediyoruz. Güçlü değil yani. Yani farklı değerlendiremeyiz Sova. Hani farklı değerlendirsin o zaman farklı sonuçta... Değil mi? Kuvveti değil diye söylüyorum. Peki adam, son 3 maçta gol atması? Bak geçen hafta için yaptığı tercihle ilgili... Öpüp başıma ama koyuyorum. Ama golü attıktan sonra 46'dan yani, sonra yani, da çıkardı yani. Şu anda çıkardı. Sen şimdi... Ama şimdi burada çıkaracaktı, çıkaramadı. Çıkartacaktı. İki tane oyuncu olarak hazır olmayan hocam, bir oyuncudan bahsediyoruz. Erkan abi, yani, 20. dakikada boş, Barış boş Yardımcı alan, girmiş. Boş alanın inanılmaz 43'te, çokça olduğu bir oyunda atletik, dinamik, öne doğru koşu yapabilen oyuncuya ihtiyaç vardır. Bu 2-2-4'tür yani. Futbolun doğasında böyle bir şey vardır. Kimse evet. Sovu tercih etmez. Saygı gösteriyorum canım senin de fikrine. Aynen. Ama ben Suhan'ın söylediği şey... Güzellikler içinde tersten başladım. Hayır ama ben şeye katılıyorum. Barış'ın sakatlanması, arkasından hemen Badun'un bir sakatlanması, Kembo'nun sakatlanması. İstediği hiçbir oyuncuyu iradesi içinde koyamadı. Ya, İradesi mi şey oldu? O maç şanssızlığı. Senaryosu bozuldu yani. Kafadaki senaryo bozuldu. Ama ben, o da diyor ki Sovu'la başlayıp Stanku'yla devam edeceğim. Onu kabul ediyor. Ama yapamıyor ki. Hamle yapamıyor. 43'te hangi takımda ya iki oyuncu değişikliği olmuştur? Bakın oyunun kurgulamasında içeride kalmak zorunda kaldı. Oyuncuları motivesinde, oyuncuların oynama coşkusunun getirdiği o dinamizm, direnç, gol atma isteği, savaşçı ruh, bunların hepsine katılıyorum. Ama tek bir şeye katılmıyorum. Ve maç içindeki... Neyse o konuyu artık bence şey yapalım. Maçı şöyle kurgularsın hocam. Senaryosunu yazarsın, planlarsın, strateji geliştirirsin ve oyuncuları teknik taktik tercihlerle beraber yönlendirirsin. Herkesin ne yapacağı bellidir. Fakat maç içinde gelişen futbol şansı dediğimiz şeyler var. Bunlar bizim aleyhimize gelişti. Evet, aynen böyle kırsal oldu. Faktörler. Evet, aynen böyle oldu. Kim girdi devre? Hakem girdi. Çünkü oradan başlayalım. İşte hemen Barış'ın sakatlanması ve oyunu sedyeyle terk etmesi sahnesi var. Kırmızı mı o pozisyon? %100 kırmızı bir kere. Nedeni tamam. De şu. Atıf şu ayağını herhangi bir yere koyabilecek şeye sahip. Bak dikkat et. Böyle bir karambol anında ayağını basmıyor. Yani şimdi bir adam acımasız... Pozisyon yavaşladıktan sonra mı? Efendim? Basıyor. Pozisyon tabii canım görerek basıyor. Basıyor yani sol ayağını. Hani bir şey olur böyle arkan dönük olur bir şey yok değil abi. Yani o futbolcu o refleks o fiziksel kapasiteye göre istediği yere ayağını basabilir. Çime de basar, arkaya da basar. Hatta üstüne de yıkılır. Rakibime zarar vermeyeyim diye. Böyle iyi niyeti değildi Atıf şu. Fırat bunu görmeliydi. Ya gördü bir şey yapamadı. Çok erken de kalardı ve tahmin etmedi böyle bir sonuç olacağını belki. Tamamen ön yargılı da çıkmış olduğuna inanmıyorum bir kere. Yani bir hakem bu kadar bu ön yargılı olamaz yani. Fenerbahçe'ye vereyim demedi. Dememedi yani. Ama
arka arkaya gelişen bütün böyle şeylere baktığında estanteneler evet, ve vermek söylemiyor. Vermek zorunda kaldı psikolojik olarak. Yani bilinçaltı şeye götürdü. Çünkü Bursaspor ligde kalmayı garantilemiş puana sahip. Matematiksel olarak değil ama garanti gibi gözüküyor. Bu tarafta kaybetmiyor kendisi aslında. Mutlaka galip gelmesi lazım. Sanki böyle çok pozisyon yarattılar da olmuyor da öyle de bir şey yok baktığında maça. Hemen arkasından Volkan'ın Yusuf'a yaptığı bir hareket var. Yayıncı kuruluşta maçı anlatan kişi bile evet diyor Volkan diyor topa vurdu. Ne topu be? Foul abi. Hangi biz topa onu, vurdu biz ya? Onu tribünde Volkan topa vurdu şeklinde hayır, gördüm. Asla vuramadı. Bana tribünde ya. Diyorum ama. Tabii. Şey, hatta bana şeyde, hatta, Yusuf da bizi yanılttı. Direkt evet, pozisyona itiraz etmedi. Ama yanak yeme gitti itiraz etti sonra. Biz onu tabii bulunduğumuz yerden göremiyoruz. Bana Bursa'dan telefon geldi. Ya Süha bu pozisyonda bir sıkıntı var. Bu pozisyonda Volkan'ın direkt kırmızı kart görmesi lazım. Diyorlar. Diyorum ki yani ben bulunduğum maçtan bunu göremiyorum. Değil. Sarı da olabilir foul, yani. Foul sarı kart. Çünkü stoper. O Huni'nin içine gelmedi. Yani. Foul sarı kart. Tabii. Foul sarı kart. %100. Ya son adam ya onun için diyor. Son adam değil ama. Arkadan gelen var. Çapraz var. Çaprazdan stoper geliyor. Huni olarak şey açısı ama şeyde. Orada hani Volkan'ı geçse, ya Volkan'ı şey yapsa vursa gol olmaz mı? Yok olmaz. Ya gol olabilir tabii de. Hayır, yani çapraz. %100 bariz gol şansı yok yani pozisyonda. Peki. Ama sarı kesim var. Volkan'ı bir geçse, oradan bir şey kullanacağız. Yani. Serbest vuruşluk kullanacağız. Geçmeliydi yani. Volkan. Psikolojik olarak sen artıdasın. Valbuena'nın takması. Aldatması. Çok var peş peşe. Orada ben... Çiçi'nin hareketi. Hiç öncesinde Bursuz, Çiçi'ye Bursuz. Yapılan bir foul. Şener'in Çiçi'ye yaptığı foul. Onu geçip Çiçi'nin o adrenalin patlamasıyla rakibine müdahalesi, direkt kırmızı kart bak, yemesi. Bak orada bile maçın kendi temposu var. Bir hızı var hani maçı seyrederken. Bir ağır çekimden bahsetmiyorum. Hani normal bir izliyorsun ya maçı. O izlemede bir kere hatırla şeyi. Şener'in bir kayarak girişi var. Evet. Topa vurdu. Çiçi. Top öne doğru gidiyor. Foul var. %100 foul. Birden kalktı hani. Düştü kalktı. Foul çalmayınca tabii hakem. Neçede savunma yapıyor. Müdahale edecek. Ayağını kaldırdığını hissetti. Engellemek adına geri çekti biliyor musun ayağını? Yani %100 rakibine faul girmedi. Faul ama direkt onu sakatlayacak bir pozisyon değil. Sarı kart olması. Aynen. Sarı kart gösterebilirsin ama o altın bulmuş gibi atladı. Neydi hatası? Bir. Çok basit bir hareket. %100 Bursa Spor'un oyuncularının, savunma oyuncularının ayağında olan bir top ileriye doğru vurulduğunda kendi takım arkadaşına geliyorsa avantaj oynatabilirsin. Yani bir faule maruz kalmış. Kendi takım arkasına gitmiyor. Direkt rakip Fenerbahçe'li bir oyuncuya gidiyor. Oyuna devam ettiriyorsun. Yani sen o faulü görmüyorsun. İkincisini de es geçiyorsun. Görmemesi mümkün değil. Çünkü bu açıdan bakıyor. Bir çok yakın pozisyonlar. Ya bu açıda Şener'in yaptığı hareketin faul değildir dese o zaman hakemlik yapmasın. Ya. Bıraksın futbolu. Futbol hakemliği yok demektir orada. %100 faul. O faulü vermemesini veremeyecek bir tek hareketi var. Bursa sporlu bir oyuncuya topun gitmesi lazım. Avantaj oluşmadı. Yine rakibe gitti. Düdüt geri dönmesi lazım. Hatta Şener'e sarı kart bile gösterilebilecek bir pozisyon. Olası bir ucumu engelliyor çünkü. Fenerbahçe Beşiktaş. Fenerbahçe Galatasaray maçı olsaydı bu hakemi bu kadar bugün rahat oturabilir miydi hocam? Mümkün değil. Böyle hata yapmaz. Mümkün değil ya. Ya Valbuena mıydı? Oyuncu evet. Sürekli. Valbuena. Kendini atıyor. Şey, aldatmaya yönelik bir sürü şeyleri var. Kaç tane hareketi var abi. Ve bu aldatmaya yönelik bütün hareketlerde Fırat oyna diyor. Yani bütün sempatisini topluyor Bursasporlara oyna diyor. Kandırıyorsun beni. Hayır diyor. Abi kardeşim bir yaptı. Görüntüde Bursaspor'a avantaj sağ. İki yaptı, üç yaptı. İnsan bir gider sarı kart gösterir. Böyle zaten bir şey olabilir sarı mi? Kartı da var. Bir atacağım. De şunu da atlamayalım. Çok önemli burası. Hakem psikolojisi. Şimdi siz hani diyoruz ya biz futbolda rakibinize saygı göstereceksiniz. Çok önemli bir şey bu. Hani Kardemir Karabük'le oynuyorsun, küme düşmüş. %100 saygı göstereceksin. Asla küçümsemeyeceksin. Asla onları komik duruma düşürecek şeylerin içine girmeyeceksin. FIFA buna çok önem veriyor ve çok önemsiyor. Hakemler de oyunculara saygı gösterecek, teknik adamlara saygı gösterecek, seyirciye saygı gösterecek, kendi hakem arkadaşlarına saygı gösterecek. Fair play anlayışı içinde yönetecek. Centilmenlik diyoruz biz, eski tanımı buydu bunun. Centilmen ve saygılı olacaksın. Yazılı kurallara gelince de işte fair play ile olacaksın. Rakibe saygı göstereceksin diye artık kayıtlara geçti bu. Şimdi siz bir oyuncuyu atıyorsunuz haksız yere. Arkasından teknik direktörü atıyorsunuz.
Arkasından bir oyuncuyu atıyorsunuz. Tercümanı atıyorsun. Arkadan tercümanı atıyorsun. Bu asla bir hakemin yapabileceği işler değil. Bak, bir hakem bu kadar peş peşe bir yere gidemez. Çünkü bu böyle bir maç değil bir kere. Öfke ya, öfke. Aynen. Öfke, bak, başka şeyler devreye şey girdi. Yani ve ata psikolojik olarak gösterdiğim mimik ve jestler şu. Bunu da al. Kime al? Kime al? Bu Fenerbahçeliler ısınırken oradan bunu, eşofman üstü birisi vardı. Köşe bizim oyunculara saldırdı. Asistan. Şey. Bugün onu söylediler. Ya da kondisyoner falan bir. Bir şey asistanı dediler. Bireysel performans asistanı. O da olabilir. Evet. Yani kenarda oldu. Isınırken onların yanındaydı. Kenarda olduğuna göre. Yani, şimdi o bizim futbolculara saldırdı. Hı-hı. Ona hiçbir hareket yapmadı. O da çıkartıldı. Atıldı mı o da? O da atıldı. Ha, o da atıldı. Yani, yani ekrana gibi gelmedi ama o da, ya, gelmemişti belki ama o da önümüzden o da çıkartıldı. Atıldı. Atıldı. Al bunu da yapamazsın ya. Orada Hasan Çetinkaya gitti. Fenerbahçe idari menajeri gitti. Bir anda almaya çalıştı. Şöyle yani kendi oyunculara dağılın buradan dercesine yani öyle dağılın buradan dedi. Sonra da hakem atmasaydı Hasan Çetinkaya atıyordu. Ha, evet. Öyle bir pozisyon oldu. Yani orada ağırlığını koydu. İyi o zaman bari ondan sonra yani şey, eğer Fırat Aydın onu göndermeseydi Hasan Çetinkaya gönderecekti. Genel itibariyle Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe camiasıyla bir sıkıntı yaşamadık. Tek sorun yaşanan maçın bu seyre dönüşmesini sağlayan Fırat Aydınus oldu. Kesinlikle. Yani hiçbir otoriteyi sağlayamadı. Sağ içi, sağ dışı ve takdir haklarını hepsini Fenerbahçe'den yana kullanarak Fenerbahçe'yi de bu işin altında bıraktı. Hem de Bursaspor'un canını yaktı. Biz nerede hata yapıyoruz? Fenerbahçe'nin ipini çekti ya. Nerede hata yapılıyor biliyor musun burada? Merkez Hakem Kurulu'nun büyük hatası bu. Hatırlarsan İki sezon önce belki bunlar FIFA'dan düştü iki tanesi. Bülent evet, Yıldırım'la evet. Fırat Aydınus. Neden düştüler? Çünkü FIFA'nın uyguladığı koşu kriterlerini tamamlayamadılar bunlar. Hı hı. Testleri geçemediler. Testleri geçemediler. Ama biz tabii biz hastalıklı bir ülkeyiz ya. Bak bu konuda. Bak gerçekten hastalıklıyız. Ya senin FIFA hakemlerin var. Bütün Cooper testlerini geçiyorlar. Olağanüstü yabancı dilleri var. Başarılılar. Ya sen Türkiye'deki üst düzey maçtır Bursaspor. Fenerbahçe maçı. Tabii çok önemli maç. Çünkü şampiyonluğa ya gidecek ya gidecek yani. Böyle bir maç. Bursaspor'da mutlaka puan alması lazım. En az bir puan alması lazım. Garantilemesi. Matematiksel olur. Olarak. Yani kor bir maç. Sen bunu şimdi benim en tecrübeli hakemim Bülent Yıldırım, en tecrübeli hakemim Fırat. Koşamıyoruz kardeşim bunlar. Uluslararası hakem kriterlerine uymuyor bu iki hakemin senin. Senin FIFA hakemlerin var. Ver. Niye zorluyorsun? Bravo. Niye zorluyorsun ya? Olmuyor işte. Daha formda bir hakemi atı oraya bitsin. Şeye benziyor bu. Bizim sevgili işte İbrahim Yıldız'ı Allah rahmet eylesin stadyumun açılışında bizim amatör kümenin yıldız iki tane hakemi vardı. Biri Nurdan Temel, biri de Nedim Durgutlu. Çok özür dilerim. Şu kadar anlatacağım. İl Hakem Kurulu Başkanıyım. Bütün futbol takımları çağırdım süperliklerin. Hangi hakemleri istiyorsunuz dedim. Nedim Durgutlu çıktı şeyde. Nedim Durgutlu profesyonellikte hiç hakemlik yapmamış biri. Klasman hakemi hiç olmamış. O koklamamış bile orayı. Siz 3. lige çıkacaksınız lan, deplasman lige çıkacaksınız. Bütün hedefiniz bu. Niye böyle bir amatör hakem istiyorsunuz? Biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Fırat ve Bülent de bu duruma düştüler Türkiye liglerinde. Ya bırak kardeşim, Halis Özkaya var. Birçok FIFA hakemi var, Mehmet Kalkaman var. Bir sürü özel hakemler var orada. Ya bu maçları çok rahat atabilecek hakemler. Ya bence MHK'nin büyük suçu var bu konuda. Hep Fırat'a yükleniyoruz ya. Asıl suçu MHK'dir. Teşekkür ediyorum. Levent abi seninle devam edelim. Ya ben tabii bu hakem konusunda şunu söyleyeyim. Hani böyle bir hakem yönetimi Fırat Aydınus'tan gördük de yadırgadık mı? Ben yadırgamadım. İki tane Beşiktaş maçı aklıma geldi. Bir Volkan'ı attığı bir maç vardı. Şöyle İstanbul'da. Evet. Bir de bir penaltı pozisyonu vardı zannediyorum. Kendi ayağına takılan bir futbolcunun penaltı verişi vardı. Ya İstanbul'da bu şeyi genel anlamda yapıyor. Yok bu yani sadece hakemin ismine münhasır ona ait bir özellik de değil. Yani bu işte İstanbul Anadolu maçlarında ben bu sene izlediğim maçlarda Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun. Yani bunların maçlarında buna benzer en az 4-5 tane yönetim vardır. Yani bu biz futbol izlemeye başladık. Hadi diyelim daha böyle 20'li yaşları geçtikten sonra hani olayları kritize edebilecek biraz tansiyonumuzun daha azaldığı, taraftarlık tansiyonumuzun azaldığı süreç falan diyelim. Ya 30 yıl diyelim mesela.
geçmişte televizyonun akran yayınları da böyle bu derece net falan değil. İşte televizyonun akran yayının başlangıcı da belli Türkiye'de 90'lı yılların ortaları falan. Yani çıplak gözle izlediğimiz anlarda da bu tür hatalar bu takımlar lehine sürekli yapılıyor. Yani önemli olan burada, yani dün ben Fatih Terim'in işte federasyondan rahatsızlıklarını maç sonu anlattı. Evet, bugün Fatih Terim de bu arada 9 milyon Türk lirası tazminat kazandı. İçerideki davasını, evet, kazandı giderken. Yani şimdi hani sporun Türk futbol direktörü olarak işte 2-3 ay evvel görevin başında olup da bu işleri yönetip dizayn edecek mertebede, statüde ya da bu kişilerle doğrudan diyalog kurayacak konumda olan insanlar gelip farklı bir mevkiye geldiklerinde ülkedeki düzenden, bu anlamdaki futboldaki düzenden rahatsızlık hissediyorlar. Bunu biz, yani özellikle Anadolu taraftarı olarak 30 yıldır 40 yıldır bu rahatsızlığı hissediyoruz. Buradaki problem şu. Yani 30-40 yıldır bu takımlar lehine bu hatalar yapılırken, yani Türkiye öyle bir noktada ki hani yorumcu diye tanımladığımız insanların tamamı bir ondan. Herkes oradaki makamını koruyabilmek adına rahat eleştiride bulunamıyor. Kimse net konuşamıyor. Yani net olamayıp muğlak cümlelerle işi geliştirmeye çalışıyor. Ya işte sarı olsaydı iyi olurdu, şunu vermeseydi iyi olurdu falan gibi net konuşamıyor. Yani ben artık şunu umut eder hale geldim bu noktada. İnşallah bu bilgisayar teknolojisi falan gelişiyor ya. Yani maçları bir şeye verip, bilgisayara verip program üretip ondan sonra adil sonuçların ne olacağı işin sonunda bilgisayarla çıkarıp bu işin yanlışlarını yapanlara da bunu göstermek gibi bir nokta herhalde 5-10 sene içinde gideriz diye düşünüyorum. Yani futbol kurallarını verdin mi? Çünkü makine adil çalışır, manipüle edilmezse falan, çünkü ondan da korkuyor. Peki var olsaydı, yani video hakem sistemi olsaydı, hani video, bu karşılaşmada ne olurdu? Yani herhalde bir takım müdahaleler olurdu. Yani özellikle işte Çiçi'nin pozisyonu, Volkan'ınki. İşte Volkan'ınki, yani şeyin de, Levent lafına giriyorum, Barış'ınki özellikle. Ha yani Atıf'ın pozisyonu yani. Yani bunlar var. Yani bu şey değil. İlk değil, son değil, son olmayacak. Ama şu var. Yani bu tarz hataları sene sonunda baktığın zaman, yani hep bir taraftan ağırlıklı biçimde bir tarafın kayrılması şeklinde oluyorsa da hakikaten bu üzücü. Yani bizim adımıza da üzücü, bu kulüplerin kendi arasındaki yarışta da üzücü. Belki yani bu işler, hani insan hata yapacak. Biz hataya her zaman saygılıyız. Ama hatalar hep bir tarafın lehine, bir tarafın da aleyhine oluyorsa ya da bir grup takımın lehine, bir grup takımın aleyhine oluyorsa, o zaman burada hata ötesi şeyler var. Ülkedeki futbol sisteminin bozukluğu var. Ülkedeki futbol sisteminde bu üç takıma yaranmayan insanların bulundukları mevkide bulunamaması gibi problemler var. Yani bunlar artık hakemler senede belki 500 bin lira para alıyor. Geçen MHK başkanı açıkladı. Ciddi paralar alıyorlar. Yurt dışı, murt dışı gittikleri zaman da ciddi paralar kazanıyorlar. Bunu kazansınlar zaten. Çünkü yönettikleri takımlar, oyuncular falan bu sektörde ciddi rakamlar döndüğünde hakemlerin de buradan ciddi bir gelir elde etmeleri en azından özellikleri adına belki doğru bir şey olacak, ama sistem öyle, o şekilde kurulmuş ki bir taraftan yana, bir tarafa sempatik olmadığın zaman onlar da biliyor ki bu sistemin içinde var olma şansı yok. Yani o yüzden de mevcut yapı, mevcut sistem hakikaten adaletsiz ve rahatsızlık verici. Hani bu bence sürpriz mi değil, bu son mu değil, bu çok başı Bursa Spor'un da başına gelecek. İşte Antalya'nın da, Konya'nın da, bu Anadolu'nun başına hep geliyor, sürekli geliyor. Burada ne var? Burada şu var. Bir tarafta 3 takım var, bir tarafta da geriye kalan diğer takımlar var. Burada tabii bir örgütlülük, bunlara reaksiyon gösterme, Anadolu futbolunun direnişi, senin başına böyle bir şey geldiğinde hep birlikte sesini çıkarabilme. Yani neticede bir tarafta 3 takım genelde kullanan, diğer tarafta da 15 takım denk getirildiğinde gerek duyulduğunda hakkı yenilen de takımlar var. Burada bir birliktelik mümkün olabilir. Bu da bilmiyorum, bizim futbolumuzda bir türlü gelişemeyen bir şey. Niye gelişemiyor?
Niye insanlar reaksiyon gösteremiyor? İşte bütün takımlar borçlu, bütün takımlar gırtlağa kadar borçta. Herkesin federasyona ihtiyacı var. Federasyonun dönem dönem teveccühlerine, desteklerine, hak ettiği paraların bir takım gününden önce alınmasına ihtiyacı var. Yani bu öyle bir yapı ki, hani bir kere zaten hani borçlu susar diye bir tabir vardır, deyimdir bu. Yani ekonomik olarak problemli olduğun noktada ilişkileri doğru kurup da, yani ilişkileri doğru kurmak da bu anlamda iyi geçinmekle eşdeğer oluyor. Bir şekilde bu düzen yıllardır maalesef üzücü biçimde geliyor. Yani aslında hani hakeme makeme bu kadar da yer ayırmak, futbolun konuştuğu ya da işte kulübümüzle ilgili gelişmeleri konuşacağımız bir programda da son derece üzücü, buna da lanet olsun diyorum. Ama çok da konuşacağız yani bu işleri. Ama biraz istersen maçla ilgili birkaç kelime tamamlayalım, ondan sonra reklama gideyim. İzin olur mu Çetin? Tabii. Ondan sonra da ikinci bölüme seninle tamam başlayalım. O zaman hızlı şuna gireyim. Tabii hakem kararları etkili oldu ama ben total baktığımda takıma Badou Kembo hariç diğer bütün oynayanların bence iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. İlk yarısı kontrollü. Fenerbahçe'de set oynuyor zaten. Öyle hani yoğun böyle baskı, kanat falan farklı bir yapıda. Pas oyununu severek oynuyor diyelim. Fenerbahçe'nin oyununu sen eğer analiz edip yorumluyorsan helal olsun. Ya şu, anlatayım o zaman. Vallahi helal olsun. Yani tempoyu çok yükseltmiyor ama hani bak, bence en çarpıcı gördüğüm şu, orta saha özellikle iki kenar kullandı. Atıf'la Alper'i kullandı. Orta saha özellikle kenar kullanırken bu oyuncular içi oynarken sürekli koridor boşaltıp kenardan özellikle Hasan Ali ve Şener'i çıkarıyorlar. Hasan Ali 121 kere topla buluşmuş bizim maçta. Ben hani Mustafa Erkan sol Stanko tercihi konusunda eleştirdi. Oradaki bir düşünce de şu olabilir. Neticede sol, yani karşı takımın, rakibin çok değerli bir oyuncusuydu. Böyle bir maçta onun psikolojik olarak da ilk 11 çıkarılması artı motivasyon sağlayacağını da düşünüyorum ben. Bir anlamda da gol becerisi ve şansı yüksek de bir oyuncu. Hani öyle başlayıp ikinci yarı Stanko düşüncesi de olabilir. Ama benim eleştirim şu, yani Hasan Ali sol tarafı koridor ederken o bölgeye bir türlü biz tedbir alamadık. Yani Badou tabii son derece kötü. Temposuz, yani kafa zaten kiralık oyuncu, kafada bizi bitirmiş. Hani geçen hafta sarı kart kredisinden bu hafta oynadı diyelim. Tabii şeyi de Badou burada tercihinin sebebi ne olabilir? Ya şunu söyleyeyim, Badou tercihinin sebebi tabii şimdi Fenerbahçe maçı iyi geçince hani mücadele açısından biz hafta arası yaşananları konuşmadık. Belki gidip İstanbul'da tatsız bir oyun olsaydı eğer, burada konuşacağımız, masaya yatıracağımız konu ilk başlangıçta oyuncuların geçen hafta antrenmanlara çıkmaması, kulüpte işte alacaklarını alamadıkları nedeniyle isyan çıkarmaları, takımın neredeyse hiç hazırlıksız İstanbul'a gitmesiydi. Orada yaşananları, yani bir takım yabancı oyuncuların para konusunda bayrak açtıklarını biliyoruz. Yatıştırıcı oyuncular var, işi gerilimi arttıran, tırmandıran, para da para diye bağıran oyuncular var. O yüzden burada hocanın tercihlerinin de hafta arası yaşanan gelişmeler doğrultusunda da olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda bu tercihlere de saygı duymak lazım. Ama dediğim gibi özellikle Hasan Ali'nin orayı koridor haline getirip de bizim o bölgeyi kapatamamız bir problem oldu. 3'te 2'lik bölümde Hasan Ali, evet. Son bölümde de Şener'in bindirmeleri son bölümde tabii şey oldu. Kembo değişikliğinden sonra Yusuf'un o kanada geçişi, Yusuf'un hem ofansif hem defansif özellikle katkı bulunması biraz işi Şener tarafına attı diye düşünüyorum. İkinci devre tabii zorunlu değişikliklerinden dolayı işte Furkan, Boştok, merkez orta sahada biz çok yumuşak kaldık tabii doğal olarak. Bu sefer oyun da açıldı. Biraz alanlar genişledi. Ama çok da zevkli bir futbol ortaya çıktı. Tabii hani maçta kazançlarımız ne? Hala mücadele eden, sonuna kadar kovalayan bir takım olması. Keşke Leguen seyrediyor olsa da savaşmanın nasıl bir şey olduğunu, görürse gerçekten. İnşallah seyrediyor ama çok da tahmin etmiyorum. Tabii Furkan'ı gerçekten hani bugün baktım ulusalda da herkes, televizyon başında izleyen herkes son derece takdir ediyor. Yani
şimdi hala Furkan'da hani basitlik yerine biraz ekstra işler yapma çabası var. Onu da şöyle ben biraz da saygıyla karşılıyorum. Yani az şans bulunca az dakikalarda şapkadan tavşan çıkarmak gibi, yani geçmiş oyunlarda biraz daha basite kaçıp biraz daha çabuk oynayabilse, ayağında biraz daha az top tutabilse orta sahada ofansı Bellucci'den daha iyi, biraz da defansını geliştirirse enteresan, hani onu 10 gibi görürken enteresan bir 8'de kazanabilme şansımız olacak. Sen sürekli saate baktığın için Süha burada kesin. Çok teşekkür ederim. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Sonra kaldığımız yerden markaj devam edecek.